Değerli basın mensupları, NEF markasını yurt dışına taşıyacak NEF Global'in ilk projesi olan NEF London Brantford'un basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle tabii burada NEF Global'i daha yakından tanımak, Londra hakkında biraz daha bilgi almak için burada olduğunuzun farkındayım. Ama 5 dakikanızı alacağım. Biraz 2018 ile ilgili bu sene nasıl geçti, 10 ayı tamamladık, neler oldu NEF hakkında, çünkü çok sık bir araya gelemiyoruz. Bu bilgileri verme fırsatımız olmuyor. O yüzden bir 5 dakikanızı alacağım. Ondan sonra direkt NEF Global ve Londra ile ilgili tanıtımımıza başlayacağız. Şöyle, bu gördüğünüz 2017 yılında bizim yaptığımız satışların aylık dağılımı, satış cirosu olarak 1,5 milyara yakın bir ciro ile tamamlamıştık 2017 yılını. Ekim ayında çok ciddi bir satış görüyorsunuz. Bu NEF Çekmeköy'ün lansmanını yaptığımız, bu 2 günde 497 adet konutun satıldığı aydı. Aralık ayında da yine hatırlarsınız bir açık arttırma aktivitemiz olmuştu. Ondan dolayı Ekim ve Aralık ayında çok ciddi bir ciroyla tamamlayıp yılda 1,5 milyar yakın bir ciroyla tamamlamıştık. Hemen yanlarına 2018'in ilk 10 ayında satışlar nasıl gerçekleştirdi, onların grafiklerini yerleştirdik. Gördüğünüz gibi özellikle Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran hem kampanyaların etkisiyle hem bizim yaptığımız lansmanlarla oldukça iyi geçti geçen seneye göre. İlk 10 ayı geçen seneki 10 ayla kıyasladığınızda da %18'e yakın bir daha yüksek bir ciroyla şu an ilerliyoruz. Hedefimiz ne? Hedefimiz de son 2 ayı yine geçen sene 2 ayından daha iyi bir, daha yüksek bir ciroyla tamamlamak ve bu seneyi de geçen seneye göre %20 büyümeyle tamamlamak. Bu da yaklaşık 1,75 milyarlık bir ciro hedefine denk geliyor. Tüm hazırlıklarımız, projelerimiz, ekiplerimiz buna şu an odaklanmış durumda. İnşallah sene sonunda 1,75'i, belki biraz daha üstünü görmeyi umut ediyoruz. Peki bu ciroya nasıl geldik 2018'de, ilk 10 ayda? Biliyorsunuz NEF projeleri, bir de bu sene lüks segment, lüks konut segmentindeki projelerimizi NEF Reserve çatısı altına toparladık. Ne var NEF Reserve'ün altında? Bodrum ve İstanbul'daki özellikle nitelikli projelerimiz yer alıyor. Bunlardan bir tanesi Kandilli, bu sene başında lansmanını yaptığımız. Diğer ikisi de Bodrum'daki Yalıkavak ve Gölköy projeleri. Bunlar tüm ciromuzun içinde yaklaşık %30'luk bir pay tutuyor. Bu da bizi oldukça heyecanlandırıyor ve sevindiriyor. Diğer tarafta zaten lansmanlarını daha önceki yıllarda yaptığımız NEF projeleri yer alıyor. Çekmeköy, Bahçeli Evler, Basın Ekspres ve İşkeyo ile beraber yaptığımız İstanbul Topkapı projeleri ciro'nun büyük bir kısmını bu sene oluşturan projeler arasında. Bir diğer özellikle not etmek istediğim veri de satışların nereden geldi, yani hangi kanallar aracıyla satış yaptığımız. Biliyorsunuz geleneksel satış diye bir genelde tüm firmaların kullandığı bir satış metodu var. Televizyon reklamı yapıyorsunuz, talep topluyorsunuz, bu talebi randevuya çevirip ondan sonra da müşteriyle randevu ulaştıktan sonra satış yapmaya çalışıyorsunuz. Biz buna geleneksel satış diyoruz. Bunun yanında bu sene hem ciromuzu arttırmak hem de yeni kanallara yatırım yapmak için biz ekstra kanallar ekledik. Bunları da alternatif satış kanalları dedik. Aslında 2-3 senedir bu kanallara yatırım yapıyoruz ama bu sene özellikle bunun meyvelerini toparlamaya başladık. Özellikle bireysel kanaldaki bildiğiniz gibi durgunluk ve daralma nedeniyle bireysel kanalda siz müşteri sizin ayağınıza gelirken alternatif kanalda aslında siz müşterinin ayağına gidiyoruz diyebilirsiniz. Geçen sene %21 alternatif kanalların payıydı. Bu sene %47'ye kadar çıktı. Hem bir ciro büyümemiz var hem de alternatif kanalların tüm ciro içindeki paylarında bir artış var. Alternatif kanallar neler oluyor, onlardan bahsedeyim. Şu altta gördüğünüz aslında 5 kanal alternatif kanalların özeti. Bunlardan biri ve şu an en büyüğü yabancı yapılan satışlar. Yani yabancı acentalarla ve onların alt acentalarıyla yaptığımız satışlar olarak görebilirsiniz. Diğerleri Türkiye'deki emlakçı networkleriyle, emlakçı ağlarıyla yaptığınız brokerlar aracıyla yapılan satışlar. Bayi satışları biliyorsunuz NEF Türkiye'de bir iki gerçekleştirmişti. İstanbul dışında şu an 35'e yakın şehirde NEF bayimiz var. Yani NEF satış noktaları var. Nasıl müşteriler İstanbul'da herhangi bir NEF satış noktasına gidip proje hakkında bilgi alıp sunum alıp daire seçebiliyorsa tamamen aynı süreci Türkiye'nin, Anadolu'nun diğer illerinde de şu an gerçekleştirebiliyorlar. Bir diğer kanalımız da toplu satış. Yani daha çok kat, blok satışları ve açık arttırma gibi aktivitelerden gelen satışlar. Onları ayrı bir kategori olarak nitelendiriyoruz. Ve diğer olarak bakabilirsiniz. Geçen seneye göre
Biz alternatif satıştaki satışlarımız, kanalındaki satışlarımızda %134 arttırmış durumdayız. Bunun büyük kısmı da %400'e yakın büyüme yabancı kanalında gerçekleşiyor. Bunu da zaten diğer firmalardan da takip ediyorsunuz. Özellikle bu sene kurdaki hareketlenmeden dolayı yabancı satışlarında çok ciddi bir artış var. Bizde de bu %400'lere varan bir seviyeye yükselmiş durumda. Yine broker kanalımızda %125'e yakın büyüme gösterdi. Şu an 500'e yakın emlak firmasıyla 1500'e yakın brokerle beraber çalışıyoruz. Bayi sayımız da 35'e ulaşmış durumda. Bu kanallara yatırım yapmaya devam edeceğiz çünkü bizim için büyümenin geldiği nokta genelde alternatif satış kanallarında oluyor. Peki satışlar iyi gidiyor, pardon. Onun dışında teslimler nasıl gidiyor, onun hakkında da bilgi vermek isterim. Son 2 yılda 4500'e yakın konut teslim ettik. Sadece 2018 yılı içinde 2100'e yakın konut teslim edildi. 10 ay içinde kalan 2 ayda 400 adet konut teslim etmeyi planlıyoruz. Toplam bu sene 2252 konut teslimiyle tamamlamayı planlıyoruz. Bunların içinde neler var? Onlardan hemen bahsedeyim. NEF39 projemiz vardı. 2 sene önce satışına başlamıştık hatırlarsanız. 2 saatte tamamı satılan proje. Onun teslimini gerçekleştirdik. 147 konut. NEF25 işte projemizde 55 konutun teslimini gerçekleştirdik. Yine şurada Ataköy'de biliyorsunuz 6 bloklu bir projeydi. 5'inin teslimini gerçekleştirmiştik. Son A bloğun teslimi de 246 konutta bu sene de gerçekleştirdik. Ve en büyük teslimimiz de aslında İstanbul Topkapı projesinde İŞKİ ile beraber yürüttüğümüz ilk iki etapında 1700 konut teslim edildi. Üçüncü etaptaki 400 konut da bu sene sonu doğru teslim edilecek olarak bakabilirsiniz. Son slaydım. 3 tane de gelişmeden sizi zaten haberdarsınız ama tekrar hatırlatmak isterim. Bunlardan biri kredi not artışımız. Biliyorsunuz her sene biz KPMG tarafından denetlenen JCR, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurumu, JCR tarafından da kredi notu değerlendirilen bir kurumuz. Son 3 senedir de kredi notumuz sürekli olarak artıyordu. Bu sene de 2 not birden arttı ve A artı seviyesine ulaştı. Yani yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek notunu aldık. Bu da bizi oldukça heyecanlandırdı. Çünkü çok denetim oldukça zorlu bir süreç. Bundan da her sene bu şekilde denetlendirmeye, kendimizi kontrol ettirmeye devam edeceğiz. Bir diğer gelişme yine hepiniz duymuşsunuzdur. Ödenmiş sermayemizi 50 milyondan 460 milyona çıkardık. 410 milyon TL'lik bir ödenmiş sermaye artırımı yaptık. Bu sayede de öz kaynaklarımızı 1 milyar TL'nin üstüne çıkardık. Benim bildiğim son dönemde reel sektörde yapılan en yüksek sermaye artışlarından biri. Ve son olarak da her sene düzenli olarak düzenli olarak müşteri araştırması yapan bir şirketiz. Hem müşteri algımızı hem marka bilinirliğimizi hem de Net Promoter Score denilen aslında tavsiye skorumuzu ölçülen bir firmayız. Müşterilerin bizim hakkımızda düşündükleri oldukça önemli. Hem bunları kontrol ediyoruz hem bunlardan çıkan verilerle her sene iletişim kampanyalarımızı, stratejimizi ona göre belirliyoruz. Son 2 senedir de en beğenilen şirketler kategorisinde bildiğiniz gibi gayrimenkul sektörü 2 senedir zaten var bu kategorilerin arasında. 2 senedir de NEF birinci olarak seçiliyor en beğenilen şirket olarak. Bu da bizi oldukça heyecanlandırıyor diyerek ben görevimi tamamlayayım. Sözü de Erdem Bey'e bırakayım NEF Global hakkında bilgi vermesi için. Herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Bizim için çok önemli ve heyecanlı bir gün. NEF'in ilk lansmanını yaptığımız zamanı hatırlıyorum. Hatta böyle biraz normalde hiç şey olmam diyeyim, stres olmadığımı düşünüyorum. İlk NEF'in lansmanını New York'ta yapmıştık. NEF'i kurarken de gayemiz hep şeydi, bu sektörün uluslararası bir markası yok ve böyle bir şeye talip olabilir miyiz? Hep şeyi diyoruz biz, yani NEF'te biz zaferden değil seferden sorumluyuz. Yani yapma gayesine ilişkin elimizden gelen her şeyi günahıyla sevabıyla yaparız. Sonuçta olur olur, olmaz olmaz. Sonuçta ilgilenmiyoruz, yani çabayla ilgileniyoruz. O yol 2010'da işte NEF'in New York'ta lansmanıyla başlamıştı. Orada ilk defa bir gayrimenkul şirketi 7 tane uluslararası endüstriyel tasarımcı ile çalışıyordu. Onlar da New York merkezli endüstriyel tasarımcılardı.
Ve oradaki ilk toplantımızda da şeyi söylemiştik. Yani ismimizi bile koyarken biz her dilde kolay telaffuz edilsin. Ve hep bu amaçla yola çıktık. Bugün karşınızda bu heyecanı paylaşmak için buradayız. Selçuk'un verdiği sıkıcı bilgilerden sonra ben şu an... ters oluyordu, evet. şöyle, dünyada ilk biz bu sektöre yani girerken diyeyim, ben böyle ülkelerde işte farklı şeyleri incelemek için baktığımda hep şunu gördük. Amerika'nın bile en büyük markası 4-5 tane eyalette proje yapıyor. Veya yani bu aynı şey İngiltere için de geçerli. Yani ülkelerin en büyük markaları bile çok lokal kalıyor. Çünkü işin özü gereği sanayi devrimi yaşamadığı için bizim sektörümüz çok basit bir tabirle cool işi olan bir sektör olduğu için lokal kalıyor. Yani bir endüstriyel üretim olmadığı için ölçeklendirilemiyor. Biz de burada şöyle bir strateji yürütmüştük. Öyle bir şey olması lazım ki yani lokalliği yenmeye çalışarak bunun başarılması çok çok zor. Bizim öyle bir katma değer geliştirmemiz lazım ki lokallerle ortak olarak bunu yapabilelim. Başka ülkelerin neflerini, güzel markalarını bulup onlarla işbirliği yapmamız lazım. Yola da şöyle çıkmıştık. Bundan 3-4 yıl önce biz tabii onların bizimle ortak olmasını, bizim bu niyetimizi onlarda da belirmesi, kabul edilmesi için bir ürün ortaya çıkaralım ve o üründe bunu gösterelim. Yani hepimizin bildiği Foltom'u anlatınca o kadar etkili olmaz, göstermemiz lazım diye düşündük. Tabii onun için ilk projeyi kendimiz yapmamız gerekiyordu. Boyumuzun ölçüsünü aldık diyebiliriz. Çok zor bir şey. Yani neden lokal olduğunu öyle daha iyi anlıyoruz. Bir projeyi geliştirmek, bürokratik süreçleri Türkiye'ye göre çok daha uzun. 5-6 yıl ve gerçekten orada orayı iyi bilen tecrübeli bir oyuncu değilseniz yapabilmeniz çok daha zor. Sonra bu senenin başlarında Nef Global'i kurduk ve aslında bizim bir şey göstermemiz lazım diye kendimize sınır çizdiğimiz ki bence insanın en değerli şeyi hem ruhunun hem zihninin özgürlüğü. Biz de Nef'i özgürlük AŞ diye kendi içimizde tanımlarız. Dışarıya da bazen bunu bahsediyoruz. Yani insanların ihtiyaçlarını özgürleştirerek herkese daha kolay ulaşılabilir hale getirmek. Ama kendi zihnimizi Nef Global konusunda o denli özgürleştirememişiz. Onu gördük. Çünkü burada yanında Kahraman, yine salonda Kerem ve David burada. Şunu çok gururla söylemeliyim. Yani 3 kişilik büyük ordu. Yurt dışında gidip büyük developerlarla görüştüler. 3. ayında yaptığımız bir nevi bir yönetim kurulu toplantısında birazdan tabloyu da şey yapacaksınız. 62 tane proje vardı bizle ortak bu işi yapmak isteyen. Yani düşünün, 3-4 yıl önce biz diyorduk ya bir şey gösterelim de öyle ancak insanları bulabiliriz. Hiçbir şey göstermeden bu da şunu gösteriyor bize. Fikrin, yani bizim patentli fikrin kuvvetini ve o firmalardan işte İstanbul'a geldiler. Geldiklerinden sonra, yani gelmeden de fikri beğenmişlerdi. O 62 tane proje, çeşitli firmalar bunlar. Ve bunların içerisinde çok önemli, o ülkenin önemli geliştiricileri var. Geldiklerinden sonra bambaşka şekilde, yani gerçekten ürünü görünce ve o yolculuk öyle devam etti. Şu an 200'ün üzerinde firma var ve bunların neredeyse %90'ı hep gelişmiş ülkelerde. Yani biz zaten yolculuğa hep gelişmiş ülkelerden başlamak istememizin gayesi de batıdan, yani bir şeyi New York'tan Londra'dan doğuya götürmek daha kolay. Oralarda marka etmek tabii ki daha zor. Ama
stratejik olarak bizim düşüncemiz o şekildeydi. Ve 10 ayda dediğim gibi böyle bir noktaya geldi. Şahsen söylemeliyim, benim ki hayal kurmayı çok da severim. Benim de bu kadar, çünkü ilk markayı oluştururken de hep hayalimiz bunu globalleştirmekti. Hayal ettiğimden çok daha ötesine geldi. Yani sizlerin huzurunda da tekrar onlara da teşekkür ediyorum. Burada peki bizim ilerideki düşüncemiz ne? İnşallah 2023'te 10 ayrı metropolde olmak istiyoruz. Farklı farklı projelerle. Ve buraya aslında şu, en önemlisi de bence biz fikir ihracatı yapıyoruz. Bugünün en önemli konusu ülkemizin, gelişmekte olan tüm ülkelerin olduğu gibi kalkınması için en değerli şey marka ve fikir ihracatı. Çünkü hepimizin de bildiği üzere ihracat bizim kalkınmamızda çok önemli, ama ihracatımızın yaklaşık %70-80'i ithalata bağlı. İhracatta özgün bir şey üretebilmemiz için muhakkak bir fikri mülkiyete, yani bir fikir hakkına veya bir marka hakkına sahip olması gerekiyor. Biz bugün karşınızda bu ortaklığı sadece fikri hakkımızla gerçekleştirmiş bulunarak karşınızdayız. Yani bunu da yine gururla söylemek isterim. Herhangi bir öz kaynak koymadan patentimizle böyle bir proje, ki Nisan'da teslimi yapılacak, yani tüm zorlukları aşılmış bir projeye ortak oluyoruz. Sadece bu proje de değil, yakın zamanda açıklayacağımız, imzaladığımız başka projeler de var. Yani know-how ihraç ediyoruz. Şunu bir an düşünürsek, bir gayrimenkul o ülkelerde çok uzun yıllardır farklı profesyonellikte yapılıyor ve ülkemizden, Türkiye'mizden çıkan bir fikir İngiltere'de, Londra'nın merkezinde, oranın güzide firmaları tarafından beğeniliyor ve siz fikrinizle bu projelere ortak olabiliyorsunuz. Bu bence çok önemli bir şey. Ülkemizin de kalkınması açısından en değerli şey, yani yerli üretim dediğimiz şeyin esası bu aslında. Çünkü tabii ki bir şeyi yerli üretmek, yerli tüketmek, bu konuda duyarlılık çok önemli. Ama en basitinden işte balık, denizimizden çıkan balık yerli üretim ve yerli tüketim. Ama yemi yabancı, ağı yabancı, mazotu yabancı, yerli üretmekteki ve tüketmekteki gayemiz döviz girdisi sağlamak. Bu proje toplamda 3 blok büyüklüğünde. Biz bir tanesini NEF olarak markalıyoruz ve Foltom sistemini koyuyoruz. Ve büyük bir çoğunluğu yabancılara satılacak bir proje. Yani şöyle bakarsak, yurt dışından döviz getirebileceğimiz bir proje. Sadece bu değil, diğerleri de öyle. Tabii ki ülkemizden de teveccüh edenler olacaktır. Ve markanın ilerleyen, yani globalin hikayesi şöyle devam edecek. Farklı farklı şehirlere açıldıkça, bugün yurt dışında bir projesi bile olmadan bu kadar teveccüh gördüğünü düşünürsek, belki de dünyada global adım atan ilk gayrimenkul markası olacak bu anlamda, sağlam bir adımla. Çünkü biz içerisinde bir ürünle markamızı sunuyoruz. Yoksa isim vermek tabii ki olabilir. Geçmişte başka ülkelerin markalarından isim verenler az da olsa oldu. Ama arkasında bir patent ve ürün olmadığında tabii ki sürdürülebilir olmadı. Sürdürülebilir bir şekilde bu ilk adımı attığımız günü sizlerle paylaşmak istedik.
tekrar edeyim. İlk gün NEF'in lansmanını yaptığımız heyecanda ve o zamanki kararlılık ve arzu, daha böyle gençlik arzusu değildi, hala gençliğimizi koruyoruz. Şu an bunların bu şekilde oluyor olduğunu görmek hepimiz açısından, bizim açımızdan, tüm NEF ekibi açısından, şimdi NEF Global ekibi daha da büyüyor, gelişiyor. Hepimiz açısından çok gurur verici. Aynı zamanda en önemlisi de ülkemiz açısından gurur verici. Tekrar ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Soru cevap kısmında da soruları alabilirim. Sözü Kahraman'a veriyorum. Tabii ki. Sesim geliyor mu? Şurada bir geriye gelmek istiyorum. Burada iki slaydımız var. Biz NEF Global'in yapılanmasını aslında bir platform olarak öngördük ve bu yapılanmanın altında 5 tane ana gelir kalemi olacak şirket olarak konumlandırma yoluna gittik ve bunu yaparken en önemlisi tabii bizim patentini aldığımız, patentlerimizi içinde bulunduran markalarımız. NEF markasını hepiniz biliyorsunuz diye düşünüyorum ama bunun altında bizim Novu diye bir öğrenci yurdu markamız var. Şu an 3. yılında işte Merter'de 1000 yataklı bir kız öğrenci yurdumuz var. Şu an %100 dolulukla çalışıyor. Bir tarafta Novu markamız var. Şu an Nesta diye yeni genç profesyoneller için ayrı bir alt segment marka çalışıyoruz. Yarın öbür gün onunla alakalı da size mutlaka bir bilgilendirme yapıyor olacağız. Diğer taraftan NEF ve üst segmentte de Reserve markamız var, işte Gölköy'de, Bodrum'da, Yalıkavak'ta, bir de Kandilli projemiz de bu markanın altında. Biz oradaki geliştiricilerle masaya oturduğumuz zaman onlara ellerindeki projelere uygun olabilecek markamızı zaten masaya yatırarak işe başlıyoruz. Diğer tarafta Erdem Bey'in de bahsettiği gibi Türkiye'den, Türkiye gerçekten yapı malzemeleri açısından çok zengin ve çok rekabetçi bir ülke. Bir de dövizde olan şeyden ötürü şu an çok da daha da cazip hale geldi. Onu da tasarım ve tedarik AŞ diye konumlandırıp burada işte kendi patentimiz olan ürünler, kendi tasarımımız olan kapı kolundan seramiğine kadar mutfak banyo dolapları gibi, hani bir herhangi bir evin içinde düşündüğünüz ne varsa bunların hepsini buradan ihracata yönelik bir ayrı bir tedarik karşıya yapılanmasına gidiyoruz ki şu an ortak olduğumuz projenin hepsine de buradan tedarik edebildiğimiz ürünlerin birçoğunu tedarik ediyor olacağız. Diğeri Garmekul AŞ, ortaklarımıza beraber yatırım yaptığımız zaman o Garmekul şirketleri kuruluyoruz bütün projelerin altında. Diğeri satış pazarlama AŞ. Satış pazarlama AŞ'yi de şöyle planladık biz. Aslında biz tamamen bir gayrimenkul pazarlayan satan bir departmanımız var ama bunu yaparken biz müşteriye anahtar teslim, bir 360 derece bir çözüm sunmak istiyoruz dedik. Yani müşteri bulunduğu ülkede aldığı sunumdan itibaren oradaki satın alma sürecinde yanında olmak, oradaki avukatın mortgage, konut finansmanı için olan süreçler, yeri teslim aldıktan sonraki ikinci el kiralaması, satışı ve binanın yönetimi dahil olmak üzere müşterinin bize dokunduğumuz ilk andan son ana kadar yanında olduğumuz bir süreç tasarladık. Yani bu hizmet yaklaşımı da gerçekten buradaki bizim yolumuza çok ciddi bir katma değer sağlıyor. Diğeri de yönetim ve teknoloji AŞ. Bunu da aslında tamamen bir yapay zeka tabanlı bir tesis yönetimi, bir gayrimenkul yönetim şirketi olarak konumlandırıyoruz. Bunun bir kısmını öğrenci yurdumuzda test etmeye başladık ve normalde işte 50-55 personelle yönetilen bir binayı bu teknolojiyi kullanarak personel sayısını aşağı çekebiliyoruz. Yani bir tarafta biz hem tasarıma verdiğimiz değerle doğru designerlar, tasarımcılar ve mimarlarla çalışıp daha kağıt üstünde bir verimlilik sağlıyoruz ama projeyi hayata geçirdikten sonra da bunun tesis yönetimi, işletme tarafında tamamen son kullanıcıya bir artı değer sağlayacak, bütün oradaki işletme giderlerini, personel maliyetini aşağı çekecek bir takım şeyleri kullanmak istiyoruz ve önümüzde gördüğümüz 5-10 sene içerisinde bu teknolojiler gerçekten işte birçok sektörde gördüğünüz gibi gayrimenkul sektöründe de bir disruption yapacak yani. O yüzden biz de buna karşı aslında adımlarımızı atmaya başladık ve bu yönde yatırımlarımızı yapmaya başladık.
Şimdi biz global olarak tabii haliyle dünya çok geniş bir coğrafya. Nereden nasıl başlayalım diye baktığımızda haliyle birinci hedefimiz batıya gitmekte. O yüzden Avrupa, İngiltere ve Amerika kıtasını masa başında 17 tane belirlediğimiz kritere göre bir puanladık. Hani bunu yaparken ne yaptık? İşte gayri safi milli hasılası, aldığı göç oranı, ondan sonra işsizlik, suç oranından tutun. Ondan sonra kriz dönemlerinde gayrimenkul nasıl davranmış, ne kadar sürede toparlamış gibi şey yaptık ve hani Avrupa'da aslında beklediğimiz gibi tablo çıktı. Birinci sırada Almanya, Avusturya, sonra İngiltere diye devam etti bu. Ama Amerika'da aslında hiç beklemediğimiz, işte herkesin beklediği New York, Chicago, Miami gibi şehirler beklerken Utah, North Dakota, Nashville, Texas gibi çok farklı şeyler çıktı. Ama tabii o biraz daha hani gördüğümüz şey de genel oranın büyüme potansiyeliyle alakalı bir röntgendi. Bu bize bir ışık tuttu açıkçası. Ve buradan hareketle yola çıktık ve Erdem Bey'in de dediği gibi daha 3. ayında 62 tane firmayla ve projeyle masaya oturduk ve şu an bu sayı 200'ün üzerine çıktı. Aslında ilk anlaşmamızı New York'ta Brooklyn'de bir projeyle yaptık. Onu 2019'un ilk çeyreğinde size anlatıyor, tanıtıyor olacağız. Ama diğer taraftan işte hemen başlayabileceğimiz Londra'da Brentford projesini bugün size tanıtıyor, anlatıyor olacağız. Ve dediğimiz gibi bir öncelik sırası belirledik. Şimdi Londra ve New York marka değeri çok yüksek olan şehirler. Ve mutlaka biz de orada kendimizi göstermek istiyoruz ve orada yer almak istiyoruz diye oralardan başladık. Ama ondan sonra sırasıyla bu biraz önce gördüğünüz haritadaki şehirlere ve inşallah önümüzdeki günlerde dünyanın diğer yerlerine de markalarımızı taşıyor olacağız. Brentford projesi, bunun için buradayız. Onunla alakalı size bir anlatmak istiyorum. Biz Londra'ya bakarken Londra merkez zon 1, zon 2'den başlayıp böyle toplu ulaşım ağına göre bölgelere ayrılmış bir şehir. Ve işte zon 6 denilen 6. bölge aslında şehrin en dış çeperi oluyor. Merkezde fiyatlar gerçekten çok yüksek. Metrekaresi 40-50 bin poundlara kadar çıkabilen yerler bulabiliyorsunuz. Ama biz burada bunu yaparken NEF'in ilk 2010'daki çıkış hikayesindeki gibi yatırım değeri yüksek, gelir potansiyeli yüksek. Ondan sonra NEF'in yine kazandıracağı bir ürün ortaya koymak istedik. O yüzden gerçekten gezmediğimiz yer kalmadı, bakmadığımız yer kalmadı ama dediğim gibi şehir merkezi bu anlamda çok doğru bir şey değil henüz. O yüzden biz biraz daha şehrin tam ortasındayız aslında. Heathrow Havalimanı'ndan merkeze gelirken zon 3 ile zon 4 sınırında Brentford bölgesi Batı Londra'da yer alıyor. Ve Batı Londra'ya baktığınız zaman Londra içinde birçok her bölgenin kendi içinde farklı bir ekonomisi var açıkçası. Bazı bölgeler çok iyi giderken bazı bölgeler daha şey gidebilir ama burada Batı Londra gerçekten bütün araştırmamızda çok ön plana çıktı ve biz de bu bölgeye odaklandık. Hem arsa arzının sınırlı olduğu, diğer taraftan talebin yoğun olduğu, yani arz talep dengesizliğinin olduğu bir yer burası. Etrafta çalışan nüfusun kalabileceği, onlara yönelik üretilmiş konutların olmadığı ve bizim de gördüğümüz bu arz talep dengesinin olduğu yerlerde, talebin de yoğun olduğu yerlerde önümüzdeki 5-10 sene içerisinde orada yanlış bir yere bile yatırım yapsanız tamamen bölgenin ortalamasından ötürü kazanıyorsunuz ki hani burada bulduğumuz yerde doğru bir nokta. İşte Londra'da akla gelen belli başlı simgesel yapılar vardır. Nedir? İşte Big Ben vardır, Hyde Park vardır, Thames Nehri vardır. Burada Hyde Park'ı görebiliyorsunuz. Thames Nehri de devam ediyor ve Londra dünyada kişi başına en fazla yeşil alan düşen şehirlerden bir tanesi. Hemen bizim yakın çevremizde yürüme mesafesinde 3 tane çok büyük park bulunuyor. Onunla alakalı biraz daha detay bilgi vereceğim size. Şeyde ulaşım ağı olarak yine işte hemen metronun önünde diyebileceğimiz tam önümüzde otobüs durağının tren istasyonunun 6 dakika yürüme mesafesinde olduğu metro durağında biraz daha yürüyerek ulaşabileceğiniz bir noktada ve işte Knightsbridge, Chelsea gibi şehrin merkezi kabul edilen yerlere toplu ulaşımda 20-25 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Yani o anlamda gerçekten Londra'da hani altyapısı çok gelişmiş bir şehir. Bu fotoğraf aslında bütün proje
projenin bulunduğu bölgeyi çok güzel anlatıyor. Ben bunu anlatırken bu M4 otoyolu Heathrow Havalimanı'ndan Londra merkeze gelirken kullandığınız otoyol. O yol yapılmadan önceki olan ana arter burası. Orayı da aslında bizim Londra, eski Londra asfaltına benziyor diyebiliriz. Yani o otoyol yapılmadan önce kullanılan ana yol. Bu iki yolun kesiştiği ve bu iki yolun birleştiği yerde de zaten Londra artık şehir merkezine giriyorsunuz. Ve hemen yakın çevrede görebildiğiniz gibi çok büyük uluslararası şirketlerin Avrupa genel merkezleri bulunuyor. Bunların arasında işte GlaxoSmithKline gibi, Gillette gibi, Tesco ve Sky News gibi İngiltere'nin en büyük televizyon kanallarından bir tanesinin ana merkezi var. GlaxoSmithKline'da 8.000 kişi çalışıyor. Sky News'da 5.000 kişi çalışıyor. Ve etrafta bulunan mevcut stoğa baktığınızda hep böyle iki katlı, 2.5 katlı ailelere yönelik büyük evler yapılmış. Ve burada çalışan, yaşayan genç profesyonellerin onlara yönelik bir konut yok. Yani onların da oradaki şey işte stüdyo 1+1, 2+1 gibi daireler olması. Bizim projemizde işte 73 daireden oluşuyor. Ağırlıkta stüdyo ve 1+1'lerden oluşan bir proje. Yani dediğim gibi yakın çevresinde ciddi 25 bini aşkın çalışan nüfus olup o nüfusun kalacak veya onlara uygun oturabilecekleri yerin olmaması bizim için en önemli kriterlerden bir tanesiydi. Diğeri toplu ulaşım ağına yakınlığı ve buradaki projenin ulaşım kolaylığı gibi bir takım kriterlerin hepsini sağlayan bir yer burası açıkçası. Dediğim gibi yürüme mesafesinde işte hemen yakında Sion Park, Boston Manor Park ama en önemlisi de işte Kraliyet Bahçeleri diye geçen Kew Gardens'a da yine yürüme mesafesi ve gerçekten işte yüzlerce yıldır bakılan çok güzel parklar bunlar. Dediğim gibi burada bunu yaparken CL'lerle global yolculuğumuzda yakın bir işbirliğimiz oldu. Gerek İngiltere, gerek Amerika'da, gerek Avrupa'da gibi birçok projemizde onlarla mutlaka danışarak dirsek temasında hep yürüdük. Ve onların tespiti de Batı Londra'nın, Londra'nın diğer yerlerine göre gerek merkez veya da işte Greater London diye geçen hani Büyük Londra içinde Batı Londra en yatırım potansiyeli yüksek, en fazla değer artış beklentisinin olduğu yer. Ve Brentford'da Batı Londra'nın içinde en fazla değer artış beklentisinin olduğu yer olarak öne çıktı. O anlamda bizi açıkçası çok heyecanlandırıyor. Diğer taraftan bu bölgenin gelişmesine katkısı olacak en büyük altyapı yatırımlarından iki tanesi. Bir tanesi Elizabeth Line diye yeni bir metro ağ geliyor. Yani bu buradaki erişimi çok da arttıracak. Diğer taraftan Heathrow'a projenin olan yakınlığından ötürü Heathrow içinde çalışan nüfusa da çok hitap eden bir proje açıkçası. Oraya da yeni bir genişleme sahası planlanıyor. Yani bunların hepsini alt alta koyduğumuzda bizim için evet bu doğru proje ve biz bunu doğru bir şekilde hayata geçirmek istiyoruz diye şey yaptık. Burada Brooks Moray ve Lorok Architects ile çalıştık. Şu an projedeki 73 dairenin iç tasarımının tamamı NEF tarafından yapılıyor. Ondan sonra buradaki konutların tamamını mobilyalı bir şekilde biz teslim ediyor olacağız. Ve buradaki işte seramiğinden mermerine, kapı kolundan işte mobilyasına kadar en ince detayına kadar bunların hepsi Türkiye'de üretilip buradan ihraç edilecek proje. Ve biz işte tasarım ve tedarik AŞ tarafı burada yer alıyor. İşte marka AŞ tarafında NEF markasını projeye koyuyoruz. Ondan sonra satış pazarlama AŞ tarafında da işte bir hem uluslararası alandaki network'ümüzü kullanacağız ama öngörümüz de bu bölgede ciddi bir talep olduğu için yerel talep fazla olacak. O yüzden hani yurt dışı tarafında da satış bekliyoruz tabii ama ağırlıklı olarak beklentimiz, öngörümüz hani buradaki tamamen İngilizlerin o bölgede gerek oturma amaçlı, gerek yatırım amaçlı almak isteyen insanlar öncelikle olacaktır diye düşünüyoruz. İç tasarımımız yine NEF'in bildiğiniz, alışık olduğunuz çizgisi ve bunu da sürekli geliştiriyoruz. Dediğim gibi bunları sizle de paylaşıyor olacağız zaten. Dediğim gibi 19 tane stüdyo dairemiz var, 45 tane 1+1'imiz var. Ondan sonra evlerin fiyatları da stüdyo daireler 360 bin pound civarında. Diğer tarafta 1+1'ler 450 bin pound civarında. Ve bunu yaparken de işte bahsettiğim gibi sadece bir gayrimenkul sunmuyoruz. Bununla beraber bir hizmet süreci tasarladık. Burada işte müşteri İngiltere'de gayrimenkul almak istediği zaman mutlaka bir avukata yetki vermesi gerekiyor. Gerek bu avukatın organizasyonu gerek müşterinin bütün mortgage başvuru sürecini burada biz yürütüyor ve yönetiyor olacağız. Ve burada işte 4 tane finans kuruluşuyla anlaşma
yaptık. Müşterilerimizin hepsi bu finans kuruluşlarının hepsinden mortgage tekliflerini alacaklar ve öngörümüzde işte %50 ile %65'e kadar mortgage almak mümkün. Ve baktığımızda biz projenin üstüne konuşmaya başladığımızda takım gelişmeler oldu. Onları da şimdi paylaşıyor olacağım. En önemli şeyimiz tabii hani bu projenin içinde Fall Tom konseptinin oluyor olması. Gerçekten burada bizi diğer etraftaki oyunculardan ayrıştıran ve işte ortaklarımızın da burada gerçekten hani en değer verdiği patentli buluşlarımızdan bir tanesi olan Fall Tom. Ki burada işte misafir odası gerçekten çok kullanışlı bir hale geliyor. Diyelim ki bir müşteri yatırım amaçlı buradan bir yer aldı ve kiraya verdi evini. Ama ben gittiğim zaman orada kalamayacak mıyım dediğinde hayır, evet kalabilecek. Oradaki misafir odası da sanki kendi eviymiş gibi yılın belirli sürelerinde bizim Fall Tom rezervasyon sistemi üzerinden rezervasyon yapıp kullanabilecek müşteri. Yani aslında sadece bir gayrimenkul satmıyoruz burada. Biz yani yaptığımız şey de dediğim gibi bunun konsepti ve hani kullanım olarak baktığınızda bir evden çok daha fazlası. Ve biz projeyi geliştirirken bize orada Rentify diye bir şirketle tanıştık ve Rentify ile de aslında bir teknoloji paylaşımı yapıyoruz. Rentify teknoloji tabanlı, yapay zeka tabanlı bir gayrimenkul kiralama şirketi ve şu an Londra'da 1100 tane işlettikleri gayrimenkul var ve biz ne zamanki projeyle alakalı anlaşmaları yaptığımızda ortaklarımız sayesinde Rentify ile bir yere geldik ve onlar dediler ki biz sizin elinizdeki dairelerin tamamını 3 yıl boyunca kiralamak istiyoruz. Bunları da bizim kurumsal müşterilerimize alt kiralama yaparak biz işletmek istiyoruz dediler. Ve modelleri gerçekten çok enteresan. Şirkette gayrimenkulle alakalı çalışan kimse yok. Çalışanların hepsi yazılımcı. Londra merkezli 25 kişilik bir yazılım ofisinden bütün 1100 tane konutun yönetim ve kiralama işini yapıyorlar. Ve bu yapay zeka yazılımı sayesinde herhangi bir konutun tamamen posta koduna göre ve büyüklük, mekan ve şeylerine göre %99.9 oranında doğru kira tespitini yapıyor. Ve onlarla böyle bir anlaşma yaptık. O yüzden yatırım amaçlı almayı düşünen müşterilere 3 yıl boyunca fix pound bazında kira getirisi olan bir ürün sunuyoruz. Dediğim gibi bizim teknoloji ve yönetim şirketi tarafında da Rentify ile bir teknoloji paylaşımı şeyimiz var, yani onların şeylerini kullanacağız. Erdem Bey'in de dediği gibi şu an anlaşmasını yapmış olduğumuz, önümüzdeki günlerde açıklayacağımız birkaç tane daha projemiz var. Diğeri de yine Batı Londra'da Bracknell diye bir bölgede. Orada da işte bu FTSE 100 şirketleri arasında 25 tanesinin genel merkezinin olduğu, çok ciddi çalışan nüfusunun olduğu, yine yatırım potansiyeli yüksek olan bir proje. Diğeri de işte Brooklyn ve Flushing'de, New York'ta iki tane projemiz var. Onları da inşallah önümüzdeki günlerde sizle paylaşıyor olacağız. Sanjay, would you like to say a few words? Yes. Firstly, I'd like to say how happy I am to be in this beautiful country and cements our relationship of working with NEF. Yani burada olmaktan çok memnunum. NEF'le işbirliği yapmaktan gerçekten çok mutluyuz. Thank you. We're very excited and honored to be working with NEF in the UK. Hem çok heyecanlıyız hem de çok onurlandık NEF'le çalışıyor olmaktan. For us, they've got some amazing innovative concepts that aren't in the UK market yet. İngiltere'de olmayan, NEF'in elinde İngiltere'de olmayan konseptler ve şeyler, çok güzel iş modelleri var. The student living is incredible. The way you've thought of every design, every use of space. Öğrenci yurdu konseptleri de gerçekten çok takdire şayan. Gerek metrekareyi kullanmaları, gerek konsepti ve tasarımı olarak. I think the student concept is more like a product for young professionals. Aynı zamanda bu öğrenci konsepti de işte bizim de yapmayı planladığımız genç profesyonel için olan konseptle de çok örtüşüyor. Which as a student I would have loved to have lived in. Sorry? As a student I would have loved to have lived in. Evet, biz öğrenci olarak tabii hiç öyle şeyler görmedik. We are particularly keen on your fold home concept. Fold home konseptiyle çok ilgili ve alakalıyız. We see that very similar to the Airbnb and Uber market. Yani bir Airbnb ve Uber'e benzeyen bir sistem var orada. Like shared economy. Yani paylaşım ekonomisine dayalı Fall Tom konsepti. That's what we're particularly excited about taking to London. Yani bu bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Londra'ya götürmek için gerçekten bu konsepti çok istekliyiz. What it really creates is affordable luxury. Aynı zamanda işte bu erişilebilir lüks konseptini de yapılabilir kılıyor Fall Tom konsepti. What's also very exciting for us is with NEF the opportunity to source our products from here. The exceptional products you have to put into our developments in the UK. NEF kanalıyla
İngiltere'de olan projelerimizin hepsi için işte ürün tedariğini Türkiye'den yapmak için de çok şeyiz, maliyetlerimiz de. And I look forward to seeing you time and time again. Önümüzdeki günlerde sizi tekrar görmek dileğiyle. Erdem Bey, siz? Bu... Bence zamanda şey kullanmak adına soruları varsa alabiliriz. Hemen hanımefendiden başlayalım. Erdem Bey, ses geliyor mu? Evet. Merhabalar. Hatice Kolçak, Emlak Pencerem'den ben. Benim iki tane sorum olacak. Bir ortaklık yapınızı merak ediyorum. Evet. Çünkü ortak şeklinde yapacaksınız bu projeyi. İkinci sorum da şu olacak. Bir süredir yurt dışına yatırım yapan Türkler var. Özellikle gayrimenkul anlamında, hani ciddi anlamda yatırımların yapıldığını görüyoruz. Londra'da siz bu projeye başlarken hedef noktanızda yani Türkleri hedef noktanızı alarak mı böyle projeye başladınız? Ya da hani ne kadar etkili oldu? Bunu merak ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Öncelikle ikinci sorudan başlayayım. Şunu biz sürdürülebilir model olarak görmüyoruz. Yani biz görmüyoruz derken gerçekten de görülmemesi gereken bir model. Çünkü bir ürün o ülkedeki yaşayan insanlar için bir anlam ifade ediyor ve oraya satıyorsa bir değer. Yoksa yani taşıma suyla değirmen dönmez misali, biz hep şimdiye kadar bakarken yani Türkiye'deki potansiyel Londra müşterisinin bildiği yerler Londra'nın, yani bu proje de Londra'nın merkezinde, Londra'nın merkezi altıya ayrılıyor. Bir en merkez var, yoksa bildiğimiz Londra'nın en lüks hani işte Knightsbridge, Harrods falan böyle işte orasıyla havaalanının ortasında, hani baktığınızda İstanbul mantığıyla bakarsak çok şeyinde, ama Türkiye'de bilinen yerleri Londra'nın daha da böyle en merkez yerler. Biz hep burada da sunumda da gördüğünüz gibi oradaki lokal insanların, yani asıl Londra'da yaşayan insanların satın alabileceği ve onların yatırım yapabileceği yerlere hep baktık. Bu hem Londra için de böyle, New York için de böyle. Çünkü NEF'in gayesi global marka olmak. Burada biz yabancıya satış kısmında kaç ülkeye toplam satışımız 55. var? Yani Türkiye'yi, İstanbul'da 55 ülkeye toplam satışımız var. Tabii ki bu ülkelere de pazarlayacağız ama hep ana şey o bölgenin lokal insanlar olacak. Kaldı ki developerlarla yaptığımız anlaşmalarda buna bir limit dahi konuluyor. Çünkü önemli olan o binaların markasıyla, ismiyle her zaman beğenilerek yaşanması. Dolayısıyla yabancıların yani orada yaşamayan insanların yatırım amaçlı aldıkları yerler söz konusu olduğunda çoğunlukla boş kalıyor. Dolayısıyla o boş binaların da yaşamı maalesef yaşam diye bir şey olmuyor. O yüzden orada limitasyonlar bile koyuluyor. Hem öncelikle developerlar tarafından ve bizler tarafından. %30. Aynen, ben de onu aslında şey yaparak mesela Brooklyn'de %30 yabancıya şey var. Ama model olarak bizim globaldeki şeyimiz bu işin çok sürdürülebilir olması ve gerçekten yani Türkiye'de proje yaparken neye dikkat ediyoruz? İstanbul'daki yaşayan müşterinin alacağına göre projeyi yapıyoruz. Orada da hangi ülkede, hangi şehirdeyse o şehirdeki. Ortaklık yapımız tabii o hani şey olduğu için adı nedir? Gizlilik, ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz know-how'la yani yapmak istediğimiz şey de oydu. Hedeflediğimize göre tabii çok daha kısa zamanda ulaştık. Ciro'dan da pay alıyoruz. Yani ortaklığımızın ana şeyi, ki güzel olan kısmı. Yani şöyle söyleyeyim bir örnek. Bize Banyan Tree geliyor ve diyor ki biz Ciro'dan şunu alırız, buradan bunu alırız, buradan bunu alırız. İşte Banyan Tree biz de kabul ediyoruz. Bizimki de yani biz buradaki Banyan Tree gibiyiz. O esas sevindirici olan yani patent veya marka know-how ihracatı şeyi bu yani.
Buyurunuz İsmail Bey, devam edin. Emlak.com Aile Özer. Hayırlı olsun ilk projeniz. Biraz projeyle ilgili detay alabilir miyiz? 3 blok dediniz, kaç daire, nasıl bir satış tekniği uygulanacak orada? Evet. Projeyi anlatırsanız sevinirim. İkincisi de Fransa'da bir ödül aldığınız bir projeniz vardı, mimar ödülü. O proje ne oldu, onu merak ettim ben. O hemen yine ikincisinden başlayayım. Bahsettiğim aslında bizim bir proje gösterelim ve ondan sonra da bu global hikayesini, işte biz know-how'ımızı, patentimizi gösterip insanlara yapalım, kendimiz yapalım dediğimiz proje o projeydi. Ve işte uzun uğraşlar, şeyler, dediğim gibi lokal olarak yapabilmek, kendi başına yapabilmek çok zor. Gayemiz tabii o projeden gösterip bu tip ortaklıklar yapmak. Çünkü başka bir büyüme modeli bizim sektörde, ben bunu yaklaşık 12-13 yıldır hep söylüyorum. Yani neden hep lokal kalmış? Dünyada her şey ölçeklenebilirken düşünün. Bu da cirosu çok yüksek bir iş. Yani normalde mal çok uluslu firmaların, ya tamam ya Amerika'da 3 bölgede yaptık, şimdi hadi 30 bölge, tamam şimdi dünya demesi lazım. Bu yani 300 yıldır 400 yıldır olmuyor. Sebebi iş lokal. Bizim de o projedeki gayemiz, işte ürünü koyalım ve buraya gelelim. Dediğim gibi işte yani zihnimize sınır koymuşuz. Onu şey yapmadan da biz o zaman gerçekten de işte senede bir defa bir projeye verilen dünyadaki en önemli ödülü aldı projesi. Evet, konsepti. Ve şimdi ona ihtiyaç duymadan diyeyim, normal New York'ta da, ki yani şu an tabii o projelerin detaylarını şey yapamayız ama çok kuvvetli ortaklarla proje geliştiriyoruz. Güzelliği şu, dışarıda birisi şeyi sormuştu, bürokrasisi ne kadar uzun? Valla Türkiye'ye göre çok uzun ama o derdi biz çekmiyoruz. O açıdan mutluyuz. Keşke Türkiye'de de. Evet, evet. Zaten hani bu işin şeyi o, yani global olabilme şeyi o. Siz zaten o lokalliğin getirdiği şeyleri yaparsanız ancak bir bölgede, iki bölgede yapabiliyorsunuz. İlk sorunuzun birinci kısmını şey yapayım, kahraman detayı alsın. Bu şey 3 tane blok. Biz bir bloğunu NEF olarak şey yapıyoruz. Diğer iki bloğu da yapılacak. Bu mevcut bir bina. Mevcut bina convert edilerek, yani dönüştürülerek konuta şey yapılıyor. O yüzden Nisan'da teslim ediliyor ve şöyle söyleyebilirim, o bölgedeki son dönüştürme ruhsatı. Yani orada envantere göre tabii limitler var. Yani biz ülkemizde neyle karşılaşıyoruz? Bir bölgede çok yoğun imalat yapılıyor, o bölge fiyatları düşüyor, sorunlar oluyor. Orada tabii envantere göre limitler var. O bölgedeki son değiştirme ruhsatının olduğu, dönüştürme ruhsatının olduğu proje. Ben bu kısmını söyleyeyim, kahraman daha detayını. Proje toplam 73 daire. Ağırlıklı olarak stüdyo ve 1+1'lerden oluşuyor. Biraz da 2+1'imiz var. Kapalı otoparkı, 24 saat konsiyerji, ondan sonra barbekü alanı, spor alanları. Diğer taraftan da işte misafir evi, guest room'u olan bir konsept. Dediğim gibi anahtar teslim artı bütün mobilya paketiyle beraber 2019 Nisan'da teslim ediliyor olacak. Yatırım amaçlı alan müşteri için işte kira garantisi Rentify kanalıyla veriliyor. Onun üstüne biz NEF olarak bir kontrol garanti veriyoruz müşteri NEF'i tanır diye. O da Mayıs'tan itibaren başlayacak 36 ay boyunca. Dediğim gibi hani herhalde şey yaptık, anlatabildik. Merhaba, İsmail Şahin, Sözcü Gazetesi. İki sorum olacak. Bir tanesi bu, NEF Global markası sadece fikir mi ihraç edecek, yoksa az önce haritada gördüğümüz 10 lokasyonda yüklenici olarak proje geliştirecek mi? Yani bir öz kaynak da dışarı aktaracak mısınız? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir diğeri de global anlamda konut fiyatlarının gerilediği, özellikle Londra'da. Yani artış hızının yavaşladığı Londra'da da son dönemde fiyatların düştüğü bir dönemden geçiyoruz. Gerçi Karaman Bey belirtti, Batı Londra'da biraz daha işler farklıydı ama dünyanın her noktasında yatırım amacıyla mülk alımının yavaşlamaya başlayacağı sinyali var. Yani siz böyle bir dönemde gidiyorsunuz yurt dışına. Burada hani nasıl
bir tablo, yani ön hazırlık yaptınız, onu merak ediyorum. Çünkü hani Londra Brexit'ten beri fiyatların düştüğü bir yer. Hani ilk niye Londra'dan başladınız? Teşekkür ederim. Biz işte dipten yakalayalım diye şey yaptık. Şu bir tane şey var ya, şu beşli, şu senin son, Nef Global'in ana şeyi, oradan da anlatacağım. Batı Londra'yı dipten yakaladık İsmail, onu söyleyebilirim. Şöyle, bir önceki. Bu muydu? Pardon. Fiyat artışından mı başlayayım önce? Ben alayım mı tarlamacım? Hah, buydu. Evet. Fiyat artışı şöyle, biz biraz önce de söylediğim gibi yani daha çok oturulacak ve kullanım üzerine şey yapıyoruz. Yani şöyle düşünebiliriz, biz 2013'ten sonra İstanbul'da fiyat artışı %2 ortalama yıllık. Biz sattığımız konutların %80'ini o dönemde sattık. Bu işler global olarak zaten daha demin yine Kahraman da değerlendirme yaparken biz her şehri ayrı analiz ederek ve 17 kritere göre analiz ederek yaptık. Buradaki hem o global analizler çok önemli. Kesinlikle dünya ekonomisinin büyümesi veya Amerika'nın 10 yıldır aralıksız büyümesi ne kadar sürecek, bunların hepsi değerlendirdiğimiz konular. O bizim şuna sebebiyet veriyor. Daha küçük ölçekli ve çok daha seçici ve arzın olmadığı lokasyonlar. Ülkemizden daha demin de belirttiğim gibi farkı gerçekten o tip ne derler, nokta atışı yaptığınızda yanı sıra yeni arzlar olması da ruhsat anlamında, envanter anlamında sınırlandırıldığı için, ama temelde o riski şu kullanıcı odaklı bir şey yaptığınızda ve farklılaştırılmış ürün, şöyle söyleyeyim, ben Foltom'u ilk Mersin'de yapmıştım. Orada X ilgi çekiyorsa, bir müzik stüdyosu, sinema veya verimlilik, sonuçta biz Foltom'da diyoruz ki evin biraz daha küçük olabilir ama istediğin kadar oda ekleyebiliyorsun. İstanbul'da 3X ilgi çekti haliyle, insanlar burada verimliliğe, daha küçük evlere daha yatkın ve hobileri, entelektüelite arttıkça daha artıyor. Bu oranı çarpı 5 olarak daha gelişmiş olan ülkelerde düşünebiliriz. Yani oradaki insanların hem zaman yönünden avantajı, hem entelektüelitesinin daha yüksek olması, hobilerine olan düşkünlükleri ve verimliliğe olan değeri hem nokta atışıyla hem de ürün olarak farklılaşarak bizim stratejimiz ve yaşanılabilir, yani yatırım bazlı değil, gerçekten kullanıcı bazlı düşünmemiz. Bu kadar uzun cevap verince ilk soruyu unuttum. O da buradaki şey var. Şurada Property Co. dediğimiz, bu soru için de teşekkür ediyorum. Ben eksik bırakmıştım. Yani bizim de tabii ki yatırım olarak yapacağımız ama daha küçük miktarlarla yatırım yapacağımız projeler olacak. Çünkü gayemiz farklı farklı şehirlerde büyümek. Ama önceliğimiz dediğim gibi daha küçük miktarlarla yatırım ve mümkün olduğu kadar fikirle bu işlerin içerisinde yer almak. Bu Property Co. dediğimiz de zaten bu özelde projelere bizim de yatırım AŞ olarak yatırım yapmamız, Nef Global'in çatısı altındaki şirketlerden birisinin de amacı o. Buyurunuz. Merhaba, hayırlı olsun. Mehmet Can Tatlı, Yeni Akit. 3 sorum olacak. Böyle bir işbirliğinde uluslararası referansınız ne oldu? Onu merak ediyorum. Veya kim oldu? Veya kimler oldu? İkinci olarak Selçuk Bey'in dile getirdiği bu satış performansı başarılı sektöre göre. Burada acaba kiralama odaklı bir mantık geliştirecek misiniz 2019 yılından itibaren? Özellikle de satış performansı genel piyasada düştüğü için böyle bir mantık var mı? Bir de insan kaynakları boyutlu düşünürseniz böyle bir potansiyeli olacak ilerleyeceğiniz yolda sizin şirket olarak nasıl bir insan kaynağınız var potansiyel yönü? Ben bir iki soruyu cevaplayayım. Birinci
Sorunuz şuydu, referansımız aslında hani ilk başta da ifade ettiğim gibi o üç kişilik şey Aslan Ordu oldu yani. Öyle sen ben Ahmet yani. Şunu onu çok net söyleyebilirim. Çok daha önemli. Hiç kimse referansımız olmadı. Yani sadece ürünümüz oldu ve cüret ve özgüven diyebilirim. Yani ne bu görüşmelerin belli bir aşamasından sonra EBRD bizi bir Yunanistan'da bir developer'la şey yaptı. Onun dışındaki tamamını tamamen referansımız kendi ürünümüzün gücü oldu. İnsan kaynağı anlamındaki yani ileriye yönelik stratejimizi mi sormak istemiştiniz? İşte dediğim gibi NEF Global şimdi bizim NEF'in içerisinde de bu konuya ilişkin bir ekip oluşturdu. Yine ileride şu olacak tabii, gitgide daha farklı bölgelere gidince işte önümüzde Hindistan var. Tabii ki ekibimizin strateji, NEF'in şöyle bir avantajı var. Biz genç bir ekip olduğumuz için aslında hem uluslararası ilişkilere de sahip, o potansiyele de sahip, hem de nasıl diyeyim, yeni dünya ve böyle yeni nesil ilişkilere çok açık bir ekip ve kurum kültürümüz var. Bu tabii daha da gelişerek devam edecek. Satışla ilgili soruya da Selçuk Bey cevap ver. Bu sene sesim geliyor mu? Bu seneki satış artışı tamamen alternatif kanallara yapılan yatırımla gerçekleşti. Yani mevcut dediğim gibi müşteriyi beklemeden müşterinin ayağına biz nasıl giderek satış yaparız? Pastadan payımızı nasıl daha arttırırız şeklinde bir yaklaşımla dediği 2-3 senedir yaptığımız yatırımların sonucu. Gelecek seneye yönelik pastayı da büyütmeye yönelik tabii ki fikirleriniz var. Yeni ürünler dediğiniz gibi kira garantili ya da kiracılı mülkler ya da başka segment, Kahraman Bey de birazdan bahsetti, Novo'nun yan markaları ya da dediğim gibi gayrimenkulün farklı derecede yatırımları konusunda da fikirlerimiz var. Onları da herhalde 2019 yılı içerisinde tanıtıyor ve beraber konuşuyor olacağız. Yani hem pastadan alacağımız payı hem de pastayı büyütmeye yönelik fikirlerimiz, inovasyonlarımız var. Ama siz kiralama, yani satılamamış konutların kiralaması diye şey yaptınız mı? Ticarilerde özellikle. Ticarilerde kiralamayı umuyoruz. Orada pek bir teslim olacak. Bu Londra'daki projede belirttiğiniz rakamlar, onu da öğrenmiş olalım. Anahtar teslim rakamlarımız, belirtilen, açıklanan rakamlar. Evet, evet. Evet. Aynen öyle. Yani mobilyalı anahtar teslim. Danışmanlık hizmeti her şey için. Neşe Berber, Yeni Birlik Gazetesi. Ben şimdi global olarak dünyaya açıldığınızı, artık İngiltere ayağıyla açıldığınızı düşünerek şunu sormak isterim. Nasıl bir tepki aldınız mesela Londra'da, İngiltere'de? NEF'i nasıl tanıyorlardı? Size nasıl bir geri bildirim verdiler? Onu merak ediyorum ben. Onu aslında Sence çok iyi anlattı ama Kahraman daha şey yapar. Sadece şöyle bir başlangıç yapayım. Bizi tanımıyorlardı tabii ki. Ama ürünü tanıyınca, NEF'in yaptıklarını şey yapınca, Kahraman bizzat şahit olduğu için o anlatsın. Yani ürün çok ön plana çıktı. Bizden ziyade konseptlerimiz kendi kendini sattı diyelim. Hani bize sadece sunmak düştü. Ondan sonra onu gören firmalarda zaten biri diğerine, diğeri diğerine bakın böyle bir konsept var, böyle bir firma var diye bir zincirleme, bir reaksiyon gibi düşünebilirsiniz yani. Teşekkür ederim. Özel Turan Forbes dergisi. Gelir modeliyle ilgili biraz daha bilgi verebilir misiniz? NEF Global'in gelir modeli tam olarak isim hakkı bedeli mi, cirodan pay mı? Evet. Bu proje özelinde değil de genel olarak evet, kurguladığınız gelir modeli nedir? İki, sürdürülebilirliğine uzun vadede sürdürülebilir olması proje sayısıyla mı ilintili olacak? Yani bu projeden NEF uzun süreli devamlı bir sürekli bir gelir elde edecek mi? Yoksa projenin satışıyla birlikte yeni bir projeyle mi gelir üretmeye devam edecek? Üçüncü olarak da 2023'te 5 yıl sonra 10 metropolde yer almayı, var olmayı amaçladığınızı evet, söylediniz. 2023'te NEF Global'in NEF'in cirosundaki oranı ne olacak? Üçüncüsü çok zormuş.
İlk ikisine cevap vereceğim. Üçüncüsüne de tahminimi ileteceğim sadece. Bu aslında gelir modelini anlatıyor. Farklı projelere göre aslında burada şöyle bir şey var. Biz bu her bir alt şirketin bağımsız çalışabileceği, yani sürdürülebilirlik genelde oluyor. Bu bir yönetsel anlamda bir bölünme değil. Yani satışa ayıralım, yapıma ayıralım gibi değil. Her birini bağımsız olarak her birinin bağımsız ürününü satabileceğiz projelere göre. Kimi projede gelir modelini şey yaptığımızda, örneğin marka ve beraberinde işte design and procurement olacak ve management olacak. Management olan projede o sürekli management olduğu süre boyunca sürekli bir gelir elde edilecek. Markada dediğim gibi cirodan payla markada şey yapıyoruz. Tedarik ve dizaynda direkt ürün satışı olarak bir geliri olacak. Bunu sales and marketing dediğimizde de bu sefer satış pazarlamadan bir pay alarak yapılacak. Buradaki gelir modeli gayrimenkul şirketlerinin, böyle çok uluslu büyük şirketlerin gayrimenkul işlerine girmemesinin sebebi işte gelir modelinin, sizin de aslında sorunuzdaki belki de gayeniz olan dönemselliği. Yani bir dönem kar var, iki dönem yok. Bir dönem kar var, iki dönem zarar var, böyle bir şey. Bizim de zaten o çerçeveden çıkmaktaki şeyimiz şu. Biz daha demin önemini anlatırken aslında tam vurgulayamadım. Cirodan pay alarak bunu yapacağımız için sürekli sürdürülebilir geliri olan ayrı şirketlerde ve bağımsız geliri olan, yani bir tanesini, ya benim markamı kullanıyorsan o zaman ben de şey yapmak zorundayım. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Yani bir McDonald's örneğinden şey yaparsak, biz markamızı vereceğiz. Bir marka şey alacağız. Ama ürün standardımızdan dolayı ekmeği köfteyi de biz vereceğiz. Gelir modelimizin hani bir tarafındaki şey de o. Üçüncüsü de 10 yıl sonra böyle bir, yani daha doğrusu 2023'te 5 yıl sonra şöyle bir ciro hedefi diye bir şey koymadık. Amacımız sürdürülebilir modeli oluşturmak o döneme kadar. Ama %40-50'lere neden gelmesin, hatta bunu geçebilecek, yani şöyle 5 yıl sonra %80'ine gelse şaşırmam, onu söyleyebilirim. Buyurun. İyi bir gün, Emlak Metrekare, hayırlı olsun. İki tane sorum olacaktı. Londra'dan bir daire aldığımız zaman kiralama karşılığında geri dönüş süresi kaç yıldır bu projenizle ilgili? Bir diğer sorum da, sermaye arttırımı da yaptınız. Halka açılmayı değerlendiriyor musunuz, gündeminizde mi? Takvimi belirlendi mi? Teşekkür ederim. Okay. İlk soruyu. Projenin kira getiri oranı %4,5, yani 22 yıl civarında diyebiliriz. Yani konut için bu da çok iyi bir oran, ki hani Londra genelde merkezde %1, %2, yani böyle 40-50 yıllarda kendini amorti eden bir yapı varken yani %4,5 civarında bir kira getirisi gerçekten Londra için önemli. Garantili. Evet, garantili. Evet. Halka arz bizim yani bu NEF Global'i ayrı olarak düşünüyoruz tabii. Türkiye'deki Timur Gayrimenkulü'deki halka arz tabii ki gündemimizde. Biz bunu, yani bugüne kadar tahvil ihracı yapmamızda da hep sermaye piyasalarıyla olan ilişkilerimizi daha da güçlendirmek. Şu an tahvil ihracı yapabilen tek gayrimenkul şirketiyiz. Hani hala şey yapabilen ve tahvillerinin tamamını ödeyip ödedikten sonra çıkan da tek reel sektör şirketiyiz. Bu da ayrı. Yani bunların hepsi sermaye piyasalarıyla olan ilişki. Bu tabii, yani ülkemizin genel ekonomik performansıyla ve sermaye piyasalarının performansıyla çok ilişkili. Ama hem kurumsal olarak ona hazırlıklarımız devam ediyor. İlk pencerede tabii ki planlıyoruz bunu.